Ruslar bu savaşta başka bir düşmanlarıyla daha mücadele edecekti. Asırlardır çarpıştıkları Osmanlı Devleti, Ruslar için olağan bir düşmandı. Savaşın bir boyutu da tabii ki hasta adamla ilgili olacaktı. Savaşın başladığı günlerde Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Tarafsızlık kararını açıkladığı günlerde bir yandan da gizlice Almanya ile bir ittifak anlaşması imzaladı. Rusya'nın Kafkasya'da başlattığı seferberlik, Osmanlıların hızlı hareket etmesi gerektiğini göstermişti. Kadim düşmanlar arasında tek bir soru vardı. Bu soru, iki tarafın savaşıp savaşmayacağı değil, savaşın tam olarak ne zaman başlayacağıydı. Ruslar için en kritik meselelerden birisi Osmanlı donanmasının durumuydu. Savaş arifesinde Dışişleri Bakanı Sazonov, Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye sipariş ettiği gemiler konusunda baskı yapmaya başladı. İngiliz hükümetinden yapımı tamamlanmak üzere olan Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini Osmanlılara teslim etmemesini istedi. Sazonov'la aynı fikirde olan Churchill gemilere el koydu. Zaten iyi durumda olmayan Osmanlı İtilaf Devletleri ilişkileri bu hareketin ardından tamamen koptu. Hem kamuoyunda hem de devlet erkanında İngilizlere karşı büyük bir tepki ortaya çıktı. Savaş ilanlarından kısa bir süre önce Göben ve Breslau adındaki iki Alman gemisi Akdeniz'de çeşitli görevler yapmıştı. Arşidük Ferdinand suikastının ardından karada olduğu gibi denizde de işler gerginleşmişti. Suikastın ardından yaşanan Temmuz krizi günlerinde Adriyatik'te bakım gören gemiler çok kötü bir konumda kalmıştı. Eğer bir savaş çıkarsa gemiler Adriyatik denizine sıkışıp kalacaktı. Almanya'nın Akdeniz'de bulunan küçük filosunun komutanı Wilhelm Suchon, mümkün olduğunca tamiri hızlı bitirmeye çalıştı. Fakat tüm onarımlar tamamlanmadan gemiler Akdeniz'e çıktı. Ağustos ayı başında savaş patlak verince Suchon, gemilerini Afrika kıyılarına doğru konumlandırdı. Suchon, savaş ilanını Fransa'nın Afrika kıyılarındaki limanlarına doğru hareket ederken öğrendi. 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece yarısı Amiral Tirpitz'den İstanbul'a gitmesi yönünde bir emir aldı. Emri bir süre görmezden gelen Suchon, gemilere Rusya bayrağı takarak limanlara doğru ilerledi. Gün ağırmadan limanları bombalayan Göben ve Breslau, İtalya'ya doğru hareket etti. Suchon'u takip eden Fransızlar, gemilerin Cebeli Tarık Boğazı üzerinden kaçacağını düşünerek batıya doğru ilerlemişti. Fakat Suchon, doğuya doğru gitmekteydi. Sabah 9 sularında İngiliz gemileri HMS Indomitable ve Indefatigable'la karşılaştı. Fakat iki ülke arasında savaş ilanı o günün akşamında yapılacaktı. Bu yüzden herhangi bir çatışma yaşanmadı. İtalya'nın Messina limanına giden Almanlar adeta istenmeyen misafirdi. İtalyanlar gemilerin 24 saat içinde limanı terk etmesini istedi. Köşeye sıkışan Suchon bir yandan da Amiral Tirpitz'le görüşmekteydi. Fakat Tirpitz'den gelen mesajlar içinde bulunduğu durumu daha da vahim hale getirdi. Tirpitz, Avusturya'nın Akdeniz'de hiçbir deniz yardımı yapamayacağını iletti. Osmanlı da savaş başladıktan sonra tarafsızlığını ilan etmişti. Suchon dolayısıyla İstanbul'a da gidemeyecekti. Göben ve Breslau İtalyan sahillerinde resmen çaresiz duruma düşmüştü. Suchon her şeye rağmen gemileri İstanbul'a götürme kararı aldı. Birkaç günlük kovalamacanın ardından iki gemi Çanakkale Boğazı'na gelmeyi başardı. Göben ve Breslau'nun Çanakkale Boğazı'na gelişiyle bütün İtilaf temsilcileri Osmanlı Devleti'ni baskı altına aldı. Gemiler boğazdan içeri giremezdi. Sonuçta bu gemiler muharip bir devletin gemileriydi. Osmanlı hükümeti kriz ortamında kritik bir çözüm buldu. Osmanlı Devleti'nin kısa süre önce parasını ödediği fakat İngiltere'nin el koyduğu Sultan Osman ve Reşadiye zırhlarının acısı İstanbul'da unutulmamıştı. Bu hadise uluslararası kamuoyunda da ahlaki yönden bir avantaj sağlamaktaydı. Osmanlı hükümeti bu kayıpların telafisi olarak Göben ve Breslau gemilerini satın aldığını dünyaya duyuracak, gemiler Yavuz ve Midilli adını alacak ve Rusya ile aralanan savaş kapısını bir süre daha kapalı tutmayı başaracaktı. Boğazlar Rusya için hayati bir öneme sahipti. Özellikle Rus ihracatının çok büyük bir kısmı boğazlar üzerinden yapılmaktaydı. Rusya'ya tamamen kapatılacak bir boğaz ülke için felaket demekti. Doğu cephesinde yaşanan felaketler yetmez gibi Ruslar için bir başka kabus kapıya dayanmıştı. İstanbul'da tadilat gören Yavuz ve Midilli, seferberlik sonucu toplanan ordular, ordularda dolup taşmaya başlayan Alman subayları, erleri, topları ve mermileri Rusya için tek bir şeyi işaret ediyordu.
yeni cephe açılmak üzereydi. Babali'nin 27 Eylül 1914'te Çanakkale Boğazı'nı baştan aşağı mayınlayarak tamamen kapatması, Rusya'nın yıl boyunca sıcak denizlere, dünyaya ulaşma yolunu fiilen kesti. Savaşa doğru geri sayım başlamıştı. Rusya'nın boğazlar meselesini temelli halletmek üzere kadim düşmanıyla hesaplaşma vakti gelmişti. Girs, Ekim ayında neredeyse her gün Çara ve Sazanov'a bilgilendirme telgrafı yolluyor, Osmanlı'nın saldırmak üzere olduğunun sinyallerini veriyordu. İstanbul'daki muhbirlerinden aldığı bilgilerle Girs, Suşo'nun 29 Ekim günü İstanbul Boğazı'ndan yola çıkacağını bildirmişti. Tahmininde sadece iki gün yanılacaktı. 27 Ekim 1914 günü Suşo'nun önderliğindeki Osmanlı gemileri Karadeniz'e açıldı. Ancak Girs, saldırının başlayacağı günü tutturmuştu. 29 Ekim Perşembe günü iki ülkenin de tarihinde bir dönüm noktası olacaktı. Sabahın erken saatlerinde Osmanlı-Alman filosu Odessa'yı bombalamaya başladı. Osmanlı Koramireli Suşon tam isabetle 5 Rus savaş gemisini vurmayı başardı. Birini batırdı, bir diğerini ağır hasara uğrattı. Ayrıca 5 yakıt deposunu da ateşe verdi. Novorossiysk ve Breslav 308 mermi atarak 14 Rus tahıl gemisini batırdı. 50'ye yakın yakıt tankı ve depo havaya uçuruldu. Diğer donanma unsurları da Kefe, Kerç, Sivastopol ve Yalta'da bombardıman gerçekleştirdi. Baskın Rusya'da büyük bir infial yarattı. Baskının ardından 2 günlük bir siyasi kriz yaşandı. Payitahtta Rusya'ya bir özür notası gönderme kararı verilmişti. Fakat savaş çarklarını harekete geçirmiş olan Enver Paşa, son dakikada bu notaya Rusya'yı suçlayan ifadeler ekleyerek Rusların kabul etmesini imkansız hale getirdi. Sazonov notaya cevaben Osmanlı hizmetinde bulunan sayısı 2000'i aşmış Alman subayının derhal ülkeden çıkarılması halinde özrü kabul edebileceğini iletti. Osmanlı Devleti bu talebe olumsuz cevap verdi. Çar Nikolay, 2 Kasım'da Osmanlı Devleti'ne karşı resmi savaş ilanına imza atarken çok gururluydu. Tarihsel düşmanına açtığı savaşı halkına şu sözlerle duyurdu. Tanrı'nın yardımı konusunda tam huzur ve inançla belirtiriz ki Rusya, bu yeni düşmanın Hristiyan dinini ve bütün Slav halklarını ezmiş bu kadim zalimin meydan okumasını kabul etmektedir. Rusya'nın yiğit silahlı kuvvetlerinin Türk sürülerinin üstesinden geldiği ve bu cüretkar düşmanı ana vatanımızdan kovacağı ilk sefer olmayacaktır. Hep birlikte bütün Rus halkları olarak Türkiye'nin mevcut çatışmaya pervasız müdahalesinin sadece kadere boyun eğişini hızlandıracağına ve Karadeniz sahilleri boyunca atalarımızın tarihsel görevini gerçekleştirme yönünde Rusya'nın önünü açacağına hiç şüphesiz inanmaktayız. Rusya'yı adeta İstanbul heyecanı sarmıştı. Çariçi Alex, İstanbul'un alınması ihtimaline öylesine heyecanlandı ki önceden hazırlanmaya koyuldu. Bir süredir dostumuz Rasputin'in Konstantinopol'deyken yazdıklarını tekrar okuyorum. Ayasofya'da Aşai Rabbani ayininin yapıldığı gün ne kadar güzel olacak.